Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Visual C# ile form uygulamaları üzerinde çalışma yapacağız. İlk olarak dosya deyip bir form uygulaması açalım. Yeni proje diyorum. Buradan Windows Form uygulaması .NET Framework Visual C# olarak açıyorum. Formumuz geldi böyle bu şekilde. Şimdi ilk olarak sizlere iki form arasında geçiş yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle sağ köşede çözüm gezgininde yani Solution Explorer'da Windows Form Apps'e gelip sağ tıklıyorum ve ekleyi buluyorum. Ekle kısmında aşağıda görürsünüz Windows Form'u diye şeklinde bir ibare var. Buna tıklıyorum arkadaşlar ve buna tıkladığımda gelen pencerede Windows Form'unu seçiyorum. Ekle dediğimde gördüğünüz gibi ikinci bir Windows formum gelmiş oldu. Şimdi tekrardan birinci forma dönelim önce. Birinci forma bir buton ekleyelim. Bunu daha öncesinde araç kutusundan yapmıştık. Buton eklemeyi, boyutlandırmayı vesaire. Şimdi butonun ismini hemen şurada buton text, daha doğrusu buton üzerinde yazan yazıyı değiştiriyorum. Şunu da form 2'ye geç şeklinde yazdım. Bastım ve gördüğünüz gibi üstünde yazı yazıyor. Şimdi ben bu butona tıkladığımda diğer formum olan form 2'nin açılmasını istiyorum. Bunun için hemen kodlama kısmına geçiyorum ve butona iki kere tıklayarak yapıyorum bunu. Buton click metodu otomatik olarak gelsin diye. Şimdi bizim formlar arası geçişte kullandığımız show, hide, visible veya show dialog metotları vardır. Biz bunlardan ilk olarak bir show metodunu kullanalım. Form2.cs görüyorsunuz. Formun adı Form2. Hemen şöyle bir yazmaya başlayalım. Click metodunun altına. Form2 eşittir. New form 2 şeklinde bir metot oluşturuyorum. Ardına ise form2.show şeklinde göstere basıyorum. Noktalı virgülümü de koyuyorum. Bizim temel mantığımız bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi form2'ye de şöyle gelelim. Bir tane buton koyalım. Bu buton da şu anlık üzerinde yazan şeyi form 1'e geç şeklinde bırakıyorum. Büyütelim birazcık. Tamam. Şimdi uygulamayı çalıştırıp test edelim arkadaşlar. Form 2'ye geç butonuna tıkladığımda gördüğünüz gibi Form 2 burada açılmış oldu. Fakat ben böyle iki pencereyi de görüyorum gördüğünüz gibi. Bizim ilk kullandığımız show metodu buydu ve ayrıca Form 1'e geç butonunu henüz programlamadık. Form 2'ye geçe bastığımda sürekli Form 2 kutusu açılıyor. Şimdi programımızı kapatalım. Diğer metoda bakalım. O da şey olsun. Hide metodu olsun. Yani bu da bizim hide Türkçesini biliyorsanız eğer gizlenmek, saklanmak anlamına gelir. Form 2 metodunda ise biz şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Form 2 açıldıktan sonra Form 1'e geç tuşuna bastığımızda Form 2 kendi kendini saklayıp yine sadece Form 1 görünsün. Bunu da hemen Form 2 tasarım dosyasını açıp Form 1'e geç butonuna iki kere tıklayarak metodu hazır bir şekilde kullanıyorum. Şimdi buraya this.hide metodu koyuyorum arkadaşlar. Butona tıkladığında this.hide benim bu formu saklamamı yarayacak. Ardına ise form1 şeklinde bu ilk formu gösteren metodu yazıyorum arkadaşlar. Az önceki metodun aynısı. Şimdi ise yazmam gereken şey form1 nokta show. Programı bir de şimdi başlatalım. Şu anlık form 1 açıldı.
Tıklayıp Form 2'ye geçiyorum. Gördüğünüz gibi Form 2 de açıldı. Şimdi Form 1'e geç dediğimde Form 2 kendi kendini kapattı ve Form 1 ortaya çıktı yeniden. Ve Form 2'den gördüğünüz gibi herhangi biri gözükmüyor. İki pencerem de Form 1 olarak kaldı. Şimdi ise sizlere close metodundan bahsedeyim. Bu close metodu formu tamamen kapatır ve bellekten siler. Yani diğer bizim hide metodu gibi formu bir yere gizlemez, kapatır. Close metodu ile ilgili dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. O da ana formumuzu close metoduyla kapatamayız. Yani form 1 kapanmamalıdır. Çünkü form 1 bizim ana metodumuzdur. O kapanınca programın kapanması anlamına gelmektedir bu durum. O yüzden hemen programımızı hazırlayalım. Şimdi ilk olarak ben form 2'ye geç tuşuna bastığımda şöyle olsun arkadaşlar. Buradaki form 1 kendini bizim ana formumuz olduğu için saklasın. Bu arka planla saklanmış bir şekilde dursun ve sonra form 2'ye geçelim. Form 2 açılsın. Form 1'e geç metoduna bastığımızda ise form 2 daha öncesinde bir yere gizlemiştik, saklamıştık. Biz bu sefer saklanmasını istemiyoruz. Çünkü bellekte kapladığı yeri istemiyoruz. Bellekte daha az yer kaplamasını istiyoruz bu durumun. O yüzden biz bu formu tamamen kapatmak istiyoruz diyelim. Bunun için kullanmamız gereken metot this.close metodudur. Bu da bizim form 2'mizi bu butona bastığımızda kapatmaya yarar. Şimdi programı başlatıp bir deneme daha yapalım. Gördüğünüz gibi tıkladığımda form 2'ye geç diyor ve form 1 şu an gizlenmiş bir durumda ama hala açık arkadaşlar. Şimdi ise form 2 geldi. Form 2'de form 1'e geçe bastığımda form 1 geri geldi fakat form 2 kapandı. Bir daha deneyelim isterseniz. Gördüğünüz gibi sürekli bu şekilde çalışıyor. Arkadaşlar formların açılıp kapanması ile ilgili göstereceklerim bu kadardı. Bu metotların hangisini kullanmamız gerektiğine dikkat ediniz lütfen. Umarım herkese faydası olmuştur. Herkese iyi çalışmalar dilerim.